Merhabalar dostlar, bakın bugün özellikle av tüfekleri ve şarjörlü av tüfekleri üzerine ve taktik şarjörlü av tüfeği kullanımı üzerine bilgilerimizi biraz daha artık coşturma ihtiyacı hissettik. Çünkü bazı açılardan şarjörlü av tüfekleri üzerinde bakınız çok ciddi bir bilgi kirliliği oluştu ve hala ticari anlamda sürdürülmekte. Mesela şarjörlü av tüfeği alanları mesela problemlerini bana yazarken ilk sordukları şeyin başında abi bunların şarjörleri ister istemez az fişe kalıyor, pahalı. Sonra şarjörleri yanımızda taşıyamıyoruz, o kadar çok sayıda şarjörü nasıl taşıyacağız ve fişek dayanmıyor lafıdır. Mesela bununla bir gün evimizi, barkımızı, kendimizi veya ülkemizi korumaya kalkarsak nasıl bir çatışmaya gireriz? Öyle ya, bunun metodunu sorarlar, önce alırlar. Ortalama bir av tüfeğine göre üstelik oldukça daha yüksek de bir meblağ öderler. Ondan sonra bazı açılardan mesela çözümsüzlük içerisine girerler ve ondan sonra arayışlara girerler. Bakınız, ben şu üzerinde gördüğünüz avcı yeleğimi yaklaşık 200 fişeği rahatlıkla yükleyebiliyorum. Şarjörlü av tüfeği kullananları üzerlerine 100 fişek yükleyebilmeleri için bakınız 10 tane 10'lu şarjör ya da 20 tane 5'li şarjöre ihtiyacı vardır. Dikkat edin, 10 tane 10'lu veya 20 tane 5'li şarjör. Ben onun 2 katını şu gördüğünüz avcı yeleğinin üzerine rahatlıkla yükleyebiliyorum. Bunun şurasında çok büyük bir cep. Fermuarının içerisinde özellikle kutularca fişek alan. Ayrıca burada 10, 20, 30, 40 tane de ayrıca kütüklüğü olan. Yani kısacası şu sağlı sollu büyük cepler dahil. Anlıyor musunuz? Ve yan tarafına mesela bir telsiz, bir ufak su şişesi veya iki tane su şişesi koyabildiğim ve hatta sırtına ayrıca fişek, ufak tefek, belki bir şeyler ve bir miktar kumanya da koyabildiğim bir tane sırt çantası, sırtındaki yani, dahil olmak üzere, anlıyor musunuz? Bir dünya taşıyabiliyorum bununla üzerimde. Dostlarım, bakınız, demin tarif ettiğim kadar çok sayıda şarjörü yükleyebileceğiniz bir hücum yeleği alabilmeniz bence mümkün değildir. Ha, illa ki bu kadar şeyi taşımaya kalkarsanız bir hücum yeleği artı mesela sağlı sollu iki tane mesela 5-11 cinsi yan çanta gerekir. Onlar bu iki çantaya onlu şarjörlerinizi dolu vaziyette dikine doldurup üzerinizde o şekilde taşımanız durumunda ancak yüksek miktarda bir cephane stoğuna sahip olabilirsiniz. Bakınız, pek çoğunuz, hatta belki hemen hemen hiçbiriniz o kadar çok sayıda şarjör almazsınız. Bu sebepten dolayı hele bir de yoğunluğu yüksek bir çatışmaya elinizdeki bir tane onlu, bir tane de beşli, toplam 15 fişek alan iki şarjörle giremezsiniz. Hadi diyelim ki bir tane daha onlu sipariş ettiniz. 3 şarjör 25 fişektir. Hiçbir şey değil. Ben şu gördüğünüz kısma yaklaşık 200 fişek alıyorum. Sırtımdaki çantasına da birkaç kutu fişek rahatlıkla atarım. Bakınız, bizim standart tip av tüfeklerimiz ara dolum ve hızlı dolumla atışta kullanırken yani biterken dahi doldurulabilen tüfeklerdir. Acil dolumda eğer yeterli pratik sayısına sahipsek av tüfeğimizin boru tip şarjörü, haznesi her neyse bitse bile gene de kullanımda tutabildiğimiz tüfeklerdir. Sizin şarjörleriniz sadece biterler ve şarjör bittikçe yenisiyle değiştirilmeleri gerekir.
Şarjör sayınız o kadar yüksek olamayacak. Çünkü o kadar fazla, dediğim gibi, şarjörü hemen hemen hiçbiriniz tedarik etmeyeceksiniz. Bu sebepten dolayı siz fazla sayıda şarjör değişimi bile yapamazsınız. Bakınız, çok ciddi bir tehlike ve problem var. Şarjörlü av tüfeğini yüksek yoğunlukta bir çatışmada kullanabilmeniz için kalabalık grupların içerisinde olmanız gerekir. O da çok sayıda insanın ateş gücünün içerisinde saklanarak şarjör doldurmak suretiyle yapılır. Onu panik ve korku durumunda fişeklerinizi çıkarıp şarjörleri sık sık çeşitli videolarda tarif ettiğim gibi kovan dip tabloları hep birbirlerinin önünde kalacak şekilde, ayrıca panik durumunda düzgün bir şekilde yerleştirmenizi icap eder. Arkaya geçti mi pek çok tüfek tutukluk yapar. O anda itibaren durdurur, şarjör çıkar, o fişeği at, tekrar sür, şarj et, kullan. Önemli bir problemdir. Bakınız, özellikle bir de millet diyelim ki çatışırken sizin çatışmadan düşme şansınız benim açımdan yoktur. Mesela ben hep derim ki bir gün eğer hani bu ülkeyi işte şuraya karşı buraya karşı her neyse müdafaa etmek durumunda kalırsak. Mesela ben etrafımda şarjörlü av tüfeği kullanan kişi görmek istemem. Çünkü şarjörlü tüfek sizlere gaz veriyor diye böyle alıp o şarjörlü tüfeği, evet benim şarjörlü tüfeğim var ben deyip şöyle pozlar falan verirken, anlıyor musunuz? Benim hayatımı tehlikeye atamazsınız şahsen. Kendi açımdan ben bunu böyle düşünürüm. Çünkü siz orada şarjör dolduracaksınız diye bırakıp tüfeğinizi, ben tek başıma ortada şak gibi kalmak istemem. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yoktur. Niye? Benim şarjörlü tüfeğim var. Bakınız dostlar. Taktikal tüfek kullanımı. İki şarjörü mesela arka arkaya ters çevirmekten ibaret değildir. Öyle bir taktikal av tüfeği kullanımı yoktur. Artık bunu öğrenmemiz lazımdır. E abi şarjör nasıl yapacağız dendiği zaman hep söylenen bir şey var. E bu işin piyasası böyle. Şarjörü ters çevir. Ya şarjörü nasıl çevireceksin? Kaç şarjörü ters çevireceksin? Ne yap? Bunlar nasıl şarjörler ya? Hadi bir tane ters çevirdin. Sonra diğer şarjörlerin nerede? Hadi bırak tüfeği. Başla doldurmaya. Böyle bir şey olmaz dostlar. Bakınız, mesela diyelim bir şarjörlü av tüfeğiniz var. Yüksek atış kapasitesini kullanabileceğiz diye düşünüyorsanız, mesela diyelim ki hani bir düşman var falan böyle bir senaryoda, eğer pusuya düşerse bir sokak arasında falan, o zaman mesela üzerinizdeki şarjörleri, içindeki şavrotinleri cayır cayır peş peşe rahatlıkla mesela boşaltıp ardından vurkaç şeklinde geri çekilmek hariç size bir üstünlük sağlamaz. Bakınız, birbirine bantlanmış iki şarjör dostlarım sizlere ancak polis size yardıma gelinceye kadar, yani evinize birileri girmeye kalktığı zaman, ama kaos durumunda, ama şu zamanda hayvanınızı, aracınızı, kısacası çeşitli senaryolar gereği, bakınız, sahip çıkmanız gereken şeyleri, kısacası canınız, malınız, ırzınız, namusunuz dahil. Bunları koruma durumunda sadece bir savunma halinde polis veya jandarma gelinceye kadar kendinizi sınırlı bir kapasiteyle, anlıyor musunuz? Hani muhafaza edebilme şansı tanır dostlarım. 10 şarjör, 10'lu bir şarjör ardından artına 5'li bir şarjörü de hani tersinden bantlarsanız bu size kısacası 15 fişeklik hazır bir fişek stoğu sağlar. En azından hani yedek bir 10'lu şarjör daha alın da bari şarjöre basılı 20 fişeğiniz olsun.
Evet, iki tane onlu fişe ters çevirip taktik kullanın. Bakınız, pek çoğunuz donanım tedarikinde yarım tüfek parası ödemeyeceğiniz için ve hatta pek çoğunuz zaten bu meblağı ödeyemeyeceğiniz için başka şansınız yoktur. Bakınız, şarjörlü tip av tüfeğini ancak işte o kadar taktik kullanabilirsiniz. Benim tüfeğimin haznesi 8 fişe kalır. 10, 12, 14, 15. Hazne artı şurada benim taşıdığım 15 fişek var. Ve benim tüfeğimin haznesi hep biterken de doldurulabilen hazine. Ciddi bir taktik avantajı var. Ama bunu böyle elinize aldığınız zaman, hani mesela işte tutacağı yok, kabzesi yok, üstünde işte M16 tutanağı yok. Bunu böyle aldığım zaman mesela 61 santim standart bir av tüfeğini alıyorum. Dikkat ederseniz bu av tüfeğini ben kullanıyorum. Şimdi bu av tüfeğinin tabii yaratacağı motivasyonun o şekilde bir motivasyon olmasının zorluğu açıktır. Ama buna karşılık aynen demin sizlere tarif ettiğim gibi. Yok, elimizde dursun. Çok ciddi taktik üstünlüklerinin kısacası olacağı bir gerçektir. Bakınız, pek çok video çektik. Bu videolarda özellikle ara dolumları, acil dolumları, hızlı dolumları yaptık. Bunları yaparken hareket ettik. Hareketler arasında bunları yaptık gibi çeşitli şekillerde kazanacağınız becerilerle beraber standart bir av tüfeğinin düzgün bir şekilde kullanımını becerebilmeniz durumunda. Kısacası kazanabileceğiniz beceri çok yüksektir. Üzerime 200 fişek alabiliyorum dedim ben size. Dikkat ediniz. Bu kadar fişeği ben sağdan ve soldan peş peşe tüfeğime yükleyebiliyorum. Siz av tüfeklerinizi bırakıp şarjörlerinizi çıkartıp bir ateş gücünün savunmasının altında pusup şarjörlerinizi düzgün bir şekilde fişekle doldurmak zorundasınız. Oradaki adamların hayatını tehlikeye atarsınız. Aynı şey, evinizi barkınızı savunmak zorunda kalırsanız canınız, malınız ve ırzınız, namusunuz için de geçerlidir. Aklınızı başınıza toplayın. Evet. Şimdi bakın dostlarım. Burada anlattığım şekilde hani bazı şeyler. Keşke hani şu poligonlarda özellikle çok nitelikli eğitimler almadan bazı şeyleri öğrenip tatbik etmeye başlayan, ardından da şovlarla ben bu işi öğrendim kardeşim deyip kendilerini gösteren. Bakınız. Keşke bu işler kısacası hafta sonu komandolarını toparlayayım. Poligonlarda yaptıkları artistlikler kadar kolay olsa. Ama milletin bu işlerden haberi yok. Aslında şarjörlü tüfek alıp motive oluyorlar o kadar. Oysa ki geniş ölçekli bir muharebe ortamında tarif ettiğim problemler nedeniyle bu insanların pek çoğu, inanınız, çoğu sırf o şarjörlü av tüfeklerinin dezavantajları yüzünden ne yazık ki hayata veda edecek. Evet, bu da acı haber, inanınız. Gerçekten hem kendi canınızı, hem etrafınızdakilerin canını, hem canınızı, malınızı, ırzınızı, namusunuzu bile belki tehlikeye düşürebilirsiniz. Bu işin yolu nedir? Ha diyorlar ki mesela, Yüksel abi sen bu şarjörlü tüfeklere niye düşmansın? Vallahi benim şarjörlü tüfeklere düşman olmam zordur. Çünkü doğru bir bilgi olduğu zaman paylaşmak zorundayımdır. Aynen size dediğim gibi bakınız. Bu işten bir verim elde etmek istiyorsanız hücum yeleği, hücum yeleğine ilave ayrıca iki tane yan çantaya ihtiyacınız vardır. Yüksek sayıda şarjör almanız gerekir. Bakınız zaten ortalama olarak piyasanın üst sınıf standart tip av tüfeklerine kıyasla daha pahalı bu.
şarjörlüler. Üzerine bir dünya yedek şarjör, işte yan çantalar, hücum yeleği falan gibi şeyler tedarik etmeniz gerekecek. Yan çanta ve hücum yeleğinde ayrıca benim şahsi görüşüm kalite tesadüf değildir, kuralı gerçeği. Bir de kaliteli malzeme almaya kalkarsanız en kötü bir tüfek parası gözden çıkaracaksınız dostlarım. Dediğim gibi bakınız, pek çoğunuz böyle bir maliyete katlanmayacaksınız. Zaten o çap bir çatışmaya giremezsiniz. Girmeye kalkarsanız dayanamazsınız. Bakınız ben fantezi yapmayı yanlış bulurum. İş atmaya gelince, bakınız atışlarımızda üçer dörder tüfek bile götürmüşlüğümüz pek çok zaman olmuştur. Ama iş silahlı, eğer muharebe olursa sırta, hani ne olur ne olmaz diye mesela ikinci bir tüfek daha, mesela hele de şarjörlü av tüfeği yedekte taşımak gibi bir niyetim şahsen hiç olmaz. Belki yedek olarak burada gördüğünüz çok uzun yıllar boyu kullanmış olduğum pompalı tüfeğimi belki yedekte götürmeyi planlayabilirim. Ama benim tüfeğim yarı otomatikte de. Hani diyeceksiniz belki reklam yapıyorsun abi şimdi falan diye, de o işler öyle değil. Benim tüfeğim gerçekten çok güzel çalışır ve tek bir tüfeğe güvenebilirim. Piyasada bazı markalar vardır, tüfeklerine bu şekilde güvenebilirsiniz. Ha, neden ikinci bir tüfek olarak şarjörlü yerine gene boru tip şarjörlü taşıyacağım? Çünkü üzerimdeki bir avcı yeleğini her iki tüfek içerisinde mantıklı bir şekilde düzgün kullanabilmeliyim. Kütüklüklerle cepler bir arada bence iyi bir seçim değil. Bir avcı yeleği rahatlıkla iki tüfeği de idare edebilir ve iki tüfek de ayrıca boşalırken, yani ateş ederken de doldurulabilen tüfek konsepti itibarıyla dostlarım, devamlı doldurulabilen her fırsatta, daha doğrusu devamlı doldurulabilen tüfektir. Kısacası bakınız, bu fanatik mevzularda kısacası biraz silkelenelim, kendimize gelelim istiyorum. Çünkü artık hayal dünyasından sıyrılalım diyorum. Bakınız burada yaptığımız şey, eğer bir toplum hizmeti ve bilgi paylaşımıysa, bunları söylememin nedeni kendimi kişilik sorunu olan kimselere ya da hayal dünyası içerisinde yaşayan tiplere takdim etmek değildir. Ulusal silah kültürünün oluşumuna katkı sağlamak, eline alıp şarjörlü alt tüfeğini çayırda hoplayıp zıplayıp biraz sürünüp biraz işte siper değiştirip bilmem ne yapıp bir şeyler yaptığını sanıp ardından veya mesela toparlayayım, poligonlarda hafta sonu komandoluğu yapan çakma ramboların zaten bir türlü oluşturamadığımız ulusal silah kültürümüzü yarattıkları bilgi kirliliğiyle dejenere etmelerine en azından kendi çapımda elden geldiğince engel olmaya çalışmamdır. Yani benim bunları, bu çalışmaları yapmamdaki amaç aynı zamanda sizlere tüfek, malzeme, tabanca, işte fişek, her neyse satmak değildir. Zaten bilgi kirliliğiyle mücadele, bakınız, bir cemiyete dahil olmak için bitirim tayfasının ve hafta sonu komandolarının, yani çakma ramboların yarattığı bir bilgi kirliliğine sessiz kalmak değildir. Dostlarım, bilgi paylaşımı aynı zamanda bilgi kirliliği yaratmaya kalkışanlarla mücadele etmektir. Kısacası bir gruba dahil olabilmek için takla atmak değildir. Doğruları savunmak,
doğrular doğrultusunda dik bir duruşa sahip olmaktır. İşte bu sebepten dolayı özellikle son yıllarda oluşmaya başlayan bu şarjörlü tüfekler, taktikal kullanım bir dünya böyle esasında eğitimden yoksun görüşler ve dahası çok sınırlı, çok yetersiz donanım miktarıyla zaten hayata geçirilemeyecek ve ister istemez kullanım şekillerinin yanlışlığını insanlara anlatmaktır. Bakın bir avcı yeleği sahip olduğu bir dünya kapasite ile iki av tüfeğini rahatlıkla idare edebiliyorken şarjörlü bir av tüfeği için bir avcı yeleğinden çok daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Bunu işte bakın burada tekrar bir dile getirmeliyim. Fiyat kalite performansı, tedarik kalite performansı her yönden standart tip av tüfekleri çok daha avantajlıdır. Ama avcı yelekleri sizi mesela hani hafta sonu komandoları diyoruz ya çakma rambolar. Onlar gibi mesela hücum yelekleri giyip sat komandoları giyip geniş yuvarlak şapkalardan takıp falan böyle. Efendim sizi ne bileyim artık sat komandosu gibi orada belir gibi veya başka bir şey gibi böyle görünerek böyle aynanın karşısına geçip baktığın zaman vay be ne biçim oldum falan dediğiniz anki gibi. Mesela avcı yeleği sizi çok ciddi bir motivasyon seviyesine ulaştırmaz. Standart tip av tüfeği. Yani pek çok kişi mesela bunu eline aldığı zaman şarjörlü hani av tüfe diyorum ya böyle kabzesinden tutup şöyle tutamağından şöyle bir gösterip ait benim tüfeğim var dediği anki gibi belki bir hani motivasyon yaratmayabilir. Ama bilgi paylaşımı anlamında özellikle çok ciddi bazı bilgi kirlilikleri vardır. Zaten üzerine alıp 300 tane 36 kalibre hani fişek efendim 36 kalibre şarjörlü tüfekle meskun mal harbine bile girebileceklerini iddia eden özellikle of of hafta sonu komandoları var ya onların görüşlerine iyice artık yer vermeden hani artık daha fazla işi uzatmadan böyle saçmalaştırmadan doğrusu bakınız bunları ben sizlerle paylaşmak zorundayım. Özellikle 12 kalibre av tüfeği. Çok geniş yerli ve yabancı cephane seçeneğiyle pek çok bütçenin rahatlıkla ihtiyacını görebilirken aynı zamanda çok yüksek bir etki yaratır. Hani 20 kalibreler doğrudur. En azından mesela uç avında kullanılabiliyor. Yaşı yüksek avcılar tarafından tavşanla da gidebiliyor. Hani avda da kullanılması mümkün olsa bile yakında bek avları hariç trofi avına bir işe yaramaz daha doğrusu domuz avına. Ama buna karşılık hani en azından avada belki gitmesi mümkün bir tüfek olarak ayarlanabilir gezi modelleri. Neden olmasın her ne kadar diyebiliyorsak bile aynı zamanda hedef üzerinde yarattıkları çok yüksek etkilerle ve gene tarif ettiğim gibi size çok geniş mühimmat yelpazesiyle size çok daha geniş imkan sağlayan aynı zamanda bir kalibredir 12 kalibre av tüfeği. Gene elinizi rahatlatır. Size daha yüksek bir güven verir. Bu sebepten dolayı bakıyorsunuz dünya çapında yani Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın kalan yerlerinde her neyse bu sınıfta standart tip av tüfeği neden hep 12 kalibredir sonuçta? İşte dediğim özellikler yüzünden 12 kalibre mühimmat ve onu atan tüfekler ister istemez dünya standardı haline gelmiştir. Ama 36 kalibre işte şu kadar rahat atıyor falan gibi bir şeyler diyerek ortalığı bilgi kirliliğine boğmanın bir alemi yoktur. Dostlarım adı üstünde
Neden bir şey standarttır ve bu çap tip tüfekler neden dünya standardıdır? Çok rica ederim. Gene aynı şey. Aklı selim. Şöyle bir silkinelim, kendimize gelelim, hayal dünyasından çıkalım. 12 kalibre boşu boşuna aynı zamanda dünya standardı olmamıştır. Çünkü bir av tüfeğinden beklediğiniz her gücü, mühimmat tahribatı ve etkisi anlamında size azami ölçüde verebilen mühimmat çapını atan tüfeklerdir bunlar. Standart tip tüfekler, özellikle standart tip dipçikle yapılmış tüfekler ise taktikal dipçiklerle yapılmış tüfeklerden farklı olarak ayrıca kullanım performansı anlamında ortalama olarak bir av tüfeğinden bekleyebileceğiniz her performansı aynı zamanda sizlere sunabilecek av tüfeği tipi olduğu için özellikle standart tip av tüfeği yapısı. İşte bu yüzden aynı zamanda dünya standardı olmuştur. Bu derece artık global bir, neredeyse kaide haline gelmiş bir durumu lütfen bilgi kirliliğiyle daha da kötü bir hale getirmeyelim. Gerçekten de bu çap av tüfekleri bu konuda standarttır. Dünya standardı. Boşu boşuna böyle olmamıştır. Dünya yüzünde çeşitli asker ve polis teşkilatları askerlerini ve polislerini av tüfekleriyle donatırken tercih ettikleri av tüfeği çaplarına bakarsanız hep 12 kalibre üzerinde ve dahası standart tip tüfeklere daha çok yoğunlaştıklarını görürsünüz. Ve ayrıca Amerikan filmlerinde özellikle bakınız çok pompalı tüfek görüldü. Özellikle Maverick, Mossberg grubu ama son yıllarda Amerikan ordusunun artık yarı otomatik av tüfeği kullanımına geçtiğini ve dahası Amerikan polis teşkilatı üzerine yapılmış pek çok videoda da artık polislerin ellerinde pompalı tüfek yerine yarı otomatik 12 kalibre av tüfekleri görmeye başladığımızı bakınız sizlere özellikle söylemek durumundayım. Yarı otomatik av tüfekleri. Yani sadece sivillerin güvenliği anlamında değil, aynı zamanda askeri ve polisiye teşkilat kullanımında ve operasyonel görevlerde dahi eğer av tüfeği kullanılacaksa dünya standardı haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı dostlarım bu konuyu da gene özellikle sizlere dile getirmek isterim. Ve daha fazla bakın bu konunun hani üzerine de gitmeyi istemiyorum. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Ama buna karşılık yaratılmaya çalışılan bilgi kirliliğinin sesi de uzaktan gümbür gümbür geliyor. Evet dostlarım, bu nedenle hani her ne kadar çok uzatmak istemesem bile yani paylaşacak bayağı bir çok detay olduğu için bayağı bir uzamış olan bu videoyu artık daha fazla uzatmak istemiyorum ve tahmin ediyorum herhalde bunun üzerine bir video daha çekmeyeceğim. Bu nedenle çok tatmin edici özellikle bir çalışma çekmek istedim. Ve sizlere ve silah dünyamıza, silah severlere, avcılara en azından özellikle yaratılmaya çalışılan veya yaratmaya çalıştığım veri tabanına, herkese ve ulusal silah kültürümüze katkı sağlayacak bir kaynak yaratmış olmayı düşünerek veya umarak artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Evet dostlarım, her zaman dediğim gibi videolarımız devam edecektir. Şimdilik sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Kazasız belasız günler ve ebedi dostluklar diliyorum. Sonraki videolarda ve inşallah çeşitli avlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.